Hava alıyordum, gelsene. Dur sana kadeh. İstemem, otur. Ne gündü? Ya. Ama adamın söyledikleri çok düşündürdü beni. Sorun bence Peker'in evliliğine razı olmaması değil. Bence başka şeyler var. Ne olursa olsun düğün basmasını haklı çıkarmaz. Amca çok canı yanmış, belli. Söğüşlenme sırası sende. Ne demek kızını oğluma 1 milyona sattı? Ne demek? Bırak. Ne demekse ne demek. Susup oturacak mıyız? Kurcalamak lazım bunu. Gerek yok. Bihter'in daha fazla üzülmesini istemiyorum. Ben de senin üzülmeni istemiyorum ama amca. Lütfen Behlül. Yeterince canımız sıkıldı. Uğraşma. Sakın. İşte olacağı buydu. Duyduk duymadık demeyen kalmadı, görüyor musun? Aa, burada yazmış. Bakayım. Biri geliyor. Nihal'in ayak sesi. Kaldırın çabuk. Ben. Kız görmüş. Çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk. Günaydın. 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 Nasılmış bakalım bugün benim lahati lokumum? E işte. Canım, morali bozuk tabii. Çok acıktım. Ay Cemile, duydun değil mi kızım? Hadi, hadi. Durma hadi. Şimdi hadi hazırlıyoruz bakalım kahvaltıyı, hadi. Şimdi. Hadi. Hı. Ben yardım edeyim. Sen bırak, hallederiz. Yine ne oldu ya? Eyvah eyvah. Bülent yıkıyor ortalığı. Günaydın. Günaydın. Yavaş oğlum, yavaş. Bülent'ciğim, lütfen sessiz. Niye herkes beni susturuyor? Babanlar uyuyor yavrum. Ha, öyle mi? Pardon. Gürültü etmeyin. Geç kalkar bugün onlar. Babam uykuyu sevmez. Kalkar o şimdi. Kahvaltıyı bahçeye hazırlayalım. Olur. Örtüleri verir misin Cemile? Bugün kahvaltı masasını ben hazırlayacağım. Nihat balkonda. Ben yatakta, öyle sabaha kadar oturduk. Yapma ama, bebeğine zarar. Hep seni düşündüm. Bizim yüzümüzden düğünün mahvoldu. Annemin yüzünden. Gazeteleri gördün mü? Hiç bakma. Basın yoktu ki, nasıl haber almışlar? Annemin o çok güvendiği dostlarından biri haber uçurmuş, belli. Fotoğraflar da cep telefonuyla çekilmiş çünkü. Rezaleti duymayan kalmadı. Melih Bey takımının bir vukuatı daha. Firdevs Hanım'ın kızları gazetelere de düştü sonunda. En çok annemi mecbur olmamız canımı acıtıyor. Onca şeyden sonra gidecek yerimiz yok. Paramız yok. Nihat işsiz. Babası her şeyi aldı elinden. Üzme kendini canım. Bebeğini düşün. Anneme ezdirme kendini. Bunu aldıkça ara. Öyle yapıyorum zaten. Canım, her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. İnşallah. Hadi neyse, sonra konuşuruz. Sabah sabah senin de canını sıktım. Hem de o evdeki ilk gününde. Yalnızım şimdi. Bihter. Canım. Babam.
Hayatta olsaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Her olayda. Günaydın tatlım. Atölyede mi uyudun? Hı hı. Ne oldu? Yok bir şey. Niye odanda yatmadın? Bihter Hanım'la bir şey mi oldu? Yok. Tartıştınız mı? Dünkü olay yüzünden mi küstünüz? Küsmedik. Ben gece hava alayım demiştim ya. Çıktım bahçeye. Sonra atölyeye gittim. Oyalanırım biraz diye. Uyuyup kalmışım. Öyle. Koltukta tutulmuştur her yanın. Yok, gayet iyiyim. Kahvaltıyı bahçeye hazırlıyoruz. Güzel. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Her zaman erken kalkarım ben. Bir özelliğini daha öğrendim senin. Yavaş yavaş tanıyacağız birbirimizi. Günaydın. Günaydın. Atölyede uyuyup kalmışım. Anladım. Günaydın canım. Günaydın. Kahvaltıyı bahçeye hazırlıyorlar. Öyle mi? Güzel. Gidip bakayım. Ben de bir duş alıp hemen geliyorum. Tamam canım.